Değerli dostlar, hepiniz programımıza hoş geldiniz. 5 haftadan beri sizlerle beraber okuma alışkanlığı kazanmakla alakalı programlar çekiyoruz. Serinin 5. programına hepiniz hoş geldiniz. Birçok konudan bahsettik. Bugün hiç vakit kaybetmeden sizlere evimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hemen Ayşe Hanım'dan ilk soruyu alıyoruz. Efendim, hemen alayım hocam ilk soruyu. Evet, şimdi teknoloji ve kitap okuma alışkanlığı ile ilgili sorularımıza geçiyorum. Ama. Cep telefonları, bilgisayarlar okuma alışkanlıklarını nasıl etkiler? Ee, ya tabii eğer cep telefonu ve bilgisayara çok fazla vakit ayırıyorsanız ki birçok insan öyle dünyanın en çok televizyon izleyen üçüncü ülkesiyiz aynı zamanda yaklaşık 3-3,5 saat kadar televizyon izliyoruz ve bu bazı ev hanımlarına 5-6 saate kadar çıkıyor emeklilerde. Eğer günde 3-4 saat televizyon izliyorsanız okumaya, yazmaya vaktiniz kalmıyor. Yani bir karar vermeniz gerekiyor. Bilgili bir entelektüel, işte kendi yetiştiren bir adam mı olacaksınız yoksa hayatınızın sonunda televizyon mu izleyeceksiniz? Çünkü eğer günde 3 saat kitabı kursanız dostlar ortalama 2 günde bir kitap bitirirsiniz. Google'da da bu ortalama 100-150 kitabı bulur. Eğer bunu yapmıyorsanız, televizyon izliyorsanız aynı saatte 100 yılda televizyon izleseniz, cep telefonu oynasanız, sosyal medyaya takıl takılsanız asla bilgili ve entelektüel olamazsınız. Ancak maluma sahip olursunuz. Lütfen bir karar verin. Ee, ne Hangi yolda ilerleyeceksiniz? Hangi karar vereceksiniz? İkisi bir arada olan şeyler değil. Ben şunu önerebilirim. Ya ben de sık sık gözüm hep sosyal medyaya takılır. Gelen haberlere takılır. Bugün ne oldu ne bitti. Hiç durmuyor çünkü cep telefonlarımız sürekli olarak uyarılar alıyoruz. Bununla alakalı şunu yapmaya çalışıyorum okuduğum dönem cep telefonumu kapatıyorum en azından uçak moduna alıyorum ve alarmı kuruyorum diyorum ki 45 dakika hiç arası okuyacağım 45 dakika boyunca ya da yarım saat boyunca neyse o günkü hedefim neyse onu okuyorum bir ara veriyorum 5 dakika cep telefonuma neyse maillerime vesaire bakıyorum ondan sonra yeni bir yarım saat belirleyip tekrar uçak moduna tekrar okuyorum böyle bir yöntem dostlarım sizlere daha iyi bir okuyucu yapar de şöyle bir soru gelmiş. Evet. Evde cep pardon, evde televizyon bulunmasının okuma alışkanlığı etkisi var mıdır? Ne tavsiye edersiniz? Ee, evinize ne kadar genç televizyon alırsanız hayatta o kadar çok başarılı olursunuz. Çocuklarınız da o kadar çok okulunda başarılı olur, girişken olur. Kendi ifade etmekte zorlanmaz. Biliyorsunuz benim bununla alakalı yazılmış bir kitabım var. Televizyonu kapat, hayat aç ve fişi çek kitapları. Gerçi fişi çek televizyonu, hayat, televizyonu kapat hayat aşkıydı. Biraz da kısaltılmış ve sadeleştirilmiş haliydi. Lütfen fişi çek kitabını alayım. Bunu alın bunu bol bol okuyun. Neden televizyon izlememeliyiz? Neden evimize televizyon sokmamalıyız? Bu çok kritik bir şey. Biz eşimle beraber yaklaşık 24 yıllık evliyiz. 24 yılda sadece 1-2 yıl kadar evimizde televizyon olmuştu son 1 yıla kadar. Ee, televizyonsuz bir hayat yaşadık. Hayatımızın büyük kısmında zaten lisedeyken televizyon yoktu. Yatılık öğrencisiydim. Üniversitede kaldığım evde de televizyon almamıştık. Yani hayatım bir 30-35 yılın televizyonsuz yaşadım. Son 1 yıla kadar bir yıl önce bir televizyon aldım. Emin olun okuma alışkanlığımı eğer ya da çocukların okuma alışkanlığı nasıl kazandığı sorarsanız en kritik şey evimizde televizyon olmayan bir aile olmamızdı. Bu bizim okuma alışkanlığımızı hakikaten artırdı. Son bir yıldan beri bir televizyon aldım ancak onun da arkadaşlar televizyonu kurmadım. Ancak bazen böyle arada maç izlemeye falan kullanıyorum bir Fenerbahçeli olarak. Bazen de çok iyi filmler oturup izliyorum arkadaşlar. İnsanlara televizyon izlemek derken tabii televizyondaki yayınlanan kültür programlarını izleyin, filmi izleyin vesaire, haftada bir dizi izleyin. Bunlar hiçbir sorun değil. İyi, iyi yapılmış diziler. Ama şuna da karşıyım. Mesela Türk dizilerinde çok ciddi bir sorun var. Dizi akşam saat 8'de başlıyor, gece 1'de bitiyor yaklaşık 5 saat dizi diyorsunuz reklamlarla beraber. O büyük bir israf. Eğer illa bir diziyi çok beğenmişseniz lütfen YouTube'dan ya da ilgili kanalın internetten görüyorsunuz. Aynı diziyi 2 saat içinde bitirebiliyorsunuz ve 3 saat zaman kazanıyorsunuz. Ben size bunları öneririm. Yani çok da fazla diziye ve şeye, sinemaya bağlı kalmadan ee, bunu yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Ee, özellikle çocukların zihinsel gelişiminde ilk 6 yaşta dostlar, Fransız Pediatri Akademisi diyor ki çocuklarınıza ilk 6 yaşı hiç televizyon izletmeyin. Çünkü onların beyin gelişimleri açısından televizyon izlememeleri gerekiyor. Bununla alakalı sadece bir bölüm çekeceğim. İnşallah orada çocuklara ve kendimiz neden televizyondan uzak tutmalıyız bunu anlatacağım. İşte Aşkı Memnu, Camdaki Kız, Yaprak Dökümü, Masum Apartmanı gibi e, diziler diyor Hı -hı. dinleyicimiz. Hı -hı -hı. Hı -hı. Hakısı var mıdır? Bu diziler tabi şey kitapları olan diziler. <laughs> evet aşk yani Memnu. Aşkı şey... Memnu çıktıktan sonra şöyle bir şey dedi yani şöyle bir espri yapılmıştı ya gençler diyormuş ki aşk Memnu'nun kitabı da çıkmış. Ee, yani evet ne kadar iyi çekilirse çekilsin asla bir dizi bir kitabın tadını ve lezzetini veremez. O yüzden muhakkak dostlarım e, bir e, filmin ya da dizinin kitabı varsa önce kitabını okuyun. Bundan çok daha fazla zevk aldığınızı göreceksiniz. Bir sürü örnek verebilirim buna. Mesela Jean-Christophe Grange'ın birçok dizisi vardır. Birçok e, şey, birçok kitabı vardır ve kitapların birçoğu da filme çevrilmiştir. Ama emin olun e, onda bir zevk alamazsınız. Daha önce bunu zaten Hakan Günday'ın daha romanı ve daha romanla ilgili çevrilen filmlerse mukayese de bol bol anlatmıştık. Hakan Günday bölümünde bakabilirsiniz. Değerli dostlar, okuma alışkanlığına kalıp 5. programımızda şu itibarla tamamlamış oluyoruz. En son size bir 6. program çekeceğim. Okuma alışkanlığı kendim nasıl kazandım? Bunu da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. İnşallah son programımız, 6. programımızı izlemeyi ihmal etmeyin. Okuma alışkanlığı nasıl kazandım? Yıllardan beri nasıl okuyorum? Şöyle bir 15 dakikalık program çekeceğiz. Şimdiden bu programı, diğer programlar ve program izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.